İstanbul'da genç bir kadın kırda bayırda değil bir binanın çatısında yoga yaptı. Görenler haliyle şaştı kaldı. Oturdu, uzandı, döndü, yuvarlandı, rahatlamak için yoga yaptı ama canını tehlikeye attı. İstanbul Kadıköy'deki bir binanın çatısındaki genç kadını görenler şoke oldu. Onlardan biri telefonunu açtı, kayıt yaptı. Arkadaşlar yeri gelmişken söyleyeyim, ben yogaya karşıyım. Yogada yaptığımız hareketlerin hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor hem de fizik bedeni güçlendiriyor. Koronavirüs salgını yaşadığımız, evlerden dışarı çıkamadığımız şu günlerde en çok ihtiyacımız olan ruh ve beden sağlığı. Burası şey gibi olmuş değil mi? Yoganın arkasındaki gizli güçler yoga dosyasını açıyorum. Ben Saadettin Teksoy. Öncelikle şu beni biraz düşündürüyor. Mesela karşıdan karşıya geçiyorsunuz, birisiyle çarpıştınız. Çarpıştığınız kişinin yoga hocası olması ihtimali %50. Çevremdeki arkadaşlarımın %50'si yogaya başlıyor, hemen ardından yoga hocası oluyor. Yani bu kadar kolay bir şey mi gerçekten? Diğer bir nokta ise şu, buna çok farklı anlamlar yüklüyorlar. Böyle bir ruhsal şeyler, hayatımızın başarısı, her şeyi bir iyileme. Sürekli çok fazla beni rahatsız edici bir iyimserlik var bu yoga yapan arkadaşlarda fark ettiğim. Evet, iyimserlik iyi bir şey, güzel bir şey. Her şeye olumlu bakalım. Ama sanki her şeyin fazlası da biraz böyle rahatsız edici değil mi? Bana gerçek dışıymış gibi geliyor, böyle hani Matrix'te yaşıyorlarmış gibi geliyor, böyle her şeyi böyle olumlama, her şeyin iyi olduğunu düşünme, iyi düşünürsek iyi olur olayları bana çok biraz böyle, bilmiyorum, beni rahatsız ediyor. Belki sizi etmiyordur, onları da etmiyordur. Ben sadece kendi perspektifimden gördüklerimi anlatmak istiyorum. Bazı şeyler çok fazla popüler olunca ben ondan bir huylanıyorum, bir böyle ne oluyor ya, bu böyle bir şey mi acaba diyorum. Mesela sosyal medyada falan görüyoruz, eline davul alıp davulun sesini, çanın sesini uyuyan insanlara dinleten tipler var. İşte su fırlatıyor, su serptiriyor diğer insanlara. Bu biraz şeye benziyor. Dini şarlatan tipler olur ya, her aktivitenin bir sömürücüsü var. Bir yerden bir açığını buluyorlar, triğini buluyorlar. Muhtemelen işin özünde bunların yaptığı bu çan sesi dinletme olayı falan yoktur da,
hani birazcık daha dikkat çekmek için böyle bir şey yapıyor da olabilir. Bu da beni rahatsız ediyor. Her yerdeler yani. Kaçmak çok da mümkün değil. Yogadan ve yogacılardan bir şekilde yolunuz kesişiyor. O nedenle ben bugün yogaya bir şans vermeye karar verdim. Eski ev sahibinden kalma bir tane yoga matı var. Onu bulmam lazım öncelikle. Daha sonra da saat 12'de bir tane ücretsiz yoga dersi var açık alanda. Stadtpark'a oraya gideceğim. Büyük bir alan burası. Bunu da uygulama üzerinden bakacağız. Belki mesaj yazmışlardır bir yerlere. Şuradayız diye. Çünkü muhtemelen hektarlar ya da dekar mı oluyor? Dönüm mü oluyor? O genişlikte büyük bir yer burası. Konum yok. Yani nereyi gösteriyor? Çok uzakta bir yeri gösteriyor yani bulunduğum noktaya göre. Diğer tarafa gösteriyor şeyin diğer tarafını. Parkın diğer tarafını. Herhangi bir konum bilgisi paylaşılmamış. Dediğim gibi burası çok büyük bir yer. Burada da nokta taşı bir yer yok. Geze geze şöyle bir bakacağım. Eğer mesaj yazılırsa da onları bulmaya çalışacağım. Evet, insanlar başlamış. Yoga devam ediyor. Ben geç kaldım. Sınıfa sonradan gelen öğrenci olarak derse katılmak istemedim. Zaten bir çember yapmışlar. Hoca başta duruyor. O çemberin arasında da çok böyle yer kalmamış. Bir saat gibi bu şey görüntü. Araya da girmek istemedim açıkçası. Muhtemelen haftaya aynı ders bir daha yapılacak. Yine burada yapılacak. Ve o zaman daha erken gelip katılırım. Kadınları güne yoga ile başlıyor. Bu uzak doğu sporu sayesinde kadınlar günü daha huzurlu karşıladıkları için mutlu. Evet, tezlerim bunlardı. Bugün dersten sonra hocayla konuştum. Haftaya aynı yerde, aynı saatte yine ders yapacak. Haftaya katılacağım. Konuşmanın sonunda elimdeki kamerayı gördü. İşte bizi falan da çekiyorsun. Ne için dedi? Dedim YouTube videosu yapıyorum. Konusu ne dedi? Dedim ben yogaya karşıyım. Kısa süreli bir soğukluk yaşandı aramızda. Ama çok da önemli değil zannedersem. Haftaya gelme falan demedi. Haftaya gideceğim ben yine. Evet, sözlerimi burada bitirirken şunu anlatayım size en son olarak. Yogayla ya da yogacılarla direkt olarak bir problemim yok. İndirekt olarak da bir problemim yok. Sadece beni rahatsız eden birkaç nokta vardı. Onları dile getirmek istedim. Yoga ve yoga severlere sevgiler, hoşça kalın.